Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda artık senaryoların sonlarına doğru yaklaşmaktayız. Bugün şöyle bir bakalım ne oynayabiliriz. Bilinmeyen köken senaryosunu oynayabiliriz arkadaşlar. Bilinmeyen köken senaryosunda bize rastgele bir ülkeden hastalığımızı başlatıp yaymamızı istiyor. Ben yine virüsü seçiyorum. Çok zor seviyede oynayacağım. Şimdi buradan genlerden ilk kutucuktan metabolik sıçramayı seçiyorum. Diğerlerine çok da dokunma gereği hissetmiyorum. Oyuna hemen geçiş yapıyorum. Demiş olduğum gibi bizi rastgele bir ülkeden başlatacak. Şanslıysak şöyle havalimanı ve aynı zamanda da gemilerle ulaşımı olan bir ülke olur diyordum ki sanırım Cezayir'den başlattı hastalığımızı. Aynen öyle. Ne liman var ne de havalimanı var. Halledeceğiz. Hiç sıkıntı değil. Bu arada arkadaşlar sürekli hatırlatıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi burada yayılma kısmından önce su ile yükselmeyi artıracağız. Su ile yükselmeyi arttırdıktan sonra hava ile yükselme, ondan sonra işte viral istikrarsızlık vesaire falan, ben size bunların sırasını hepsini tek tek göstereceğim. Bu oyunu da çok rahat bir şekilde kazanacağız. İstilik belirtisi mutasyona uğradı. Benim için güzel bir özellik oldu. Çünkü bulaşıcılık arttı. Hemen buradan su ile bulaşı ikinci seviyeye çıkartabiliriz. Yine bu senaryoda da istediğimiz hastalık türüyle oynayabiliyoruz. Bakteriden tutun, diğer bütün hastalık türlerine kadar, biyolojik silaha kadar hepsiyle oynayabiliyoruz. Ben genelde senaryolarda virüsle oynamayı tercih ediyorum. Hem oynamasını sevdiğim bir oyun türü, hem de daha eğlenceli geliyor bana. Siz bunu diğer İşte hastalık türleriyle de oynayabilirsiniz ama diğer hastalık türleriyle benim bu yaptığım şekilde kazanamama ihtimaliniz var. Ben sadece virüse özellik, yani virüse yönelik olan bölümü anlatıyorum. Hemen buradan viral istikrarsızlığı 3 seviyeye çıkartacağız. Anemi belirtisi mutasyona uğradı. Olsa da olur, olmasa da olur benim için şu anda. O yüzden geri almayacağım. Şu an veremden daha bulaşıcı bir noktaya geldi hastalığımız. Hapşırma belirtisi mutasyona uğradı. Gayet güzel. Hastalığı tespit ettiler. Artık bu saatten sonra benim belirti açmamam için hiçbir sebep yok. Zaten hastalığı tespit ettikleri için rahat rahat belirtilerimi açabilirim. Şayet ölümcüllüğü arttırmayacak şekilde olacak. Şimdi buradan viral istikrarsızlığı 3 seviyeye yaptım. Sonrasında yapmamız gerekenleri artık siz biliyorsunuzdur. Öncelikle soğuk direncini 2 seviye, ilaç direncini 2 seviye yapacağız. Bunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada belirtiler kısmında deri lezyonlarını açabilirim. Bulaştırıcılık daha fazla olsun diye, ya da bir anda DNA puanları gelirse o an ona karar veririz ne yapacağımıza dair. Kişisel belirtisi mutasyona uğradı. Yine güzel bulaştırıcılığı arttırıcı bir özellik. Hemen buradan soğuk direncini yükseltmeye başladım. Çünkü hala kuzeydeki ülkelere hastalığı bulaştırabilmiş değilim. Hızlıca DNA puanlarımı topluyorum. Soğuk direncini ya da ilaç direncini yükseltebilirim. Burada ilaç direncini bir seviye yükselttim. Soğuk direnci için de gerekli DNA puanım kaldı. Bunu da iki seviyeye çıkartıyorum. Şimdi ilaç direncini iki seviye yapmamız gerekecek. Bu arada arkadaşlar, dün kanala video atamadım. Daha doğrusu elimde hazır videolarım vardı ama çok da atmak istemedim. Bu arada hala bulaşı yeteri kadar arttırmış değilim. Şimdi bunları da arttıracağım ben. Dün kanala video atmamamın sebebi, açıkçası arka arkaya çok seri bir şekilde video atınca bu tür senaryo oyunlarının
birazcık arkada kaldığını fark ettim. İzlenmeden kaldığını fark ettim. Bazı senaryolar gerçekten çok güzel oluyor. Yani verdiğim emeğin açıkçası böyle tam olarak istediğim izlenmelere ulaşmadığını gördüm. O yüzden duruma göre mesela bu videoyu attıktan sonra belli bir like'ın üzerine, belli bir izlenmenin üzerine çıkarsa ya da istek çok fazla olursa bir sonraki gün yine video olacak. Onun dışında hafta sonuna kadar büyük ihtimalle 2 günde bir video atacağım. Hafta sonları da cuma, cumartesi, pazar yine normal kaldığım şekilde her gün bir video atmaya devam ederim. Çünkü hafta içi hem işe gidip hem de video atmak gerçekten yoğun bir tempo gerektiriyor. En azından yükleme işleri vesaire falan vakit alıyor. Öyle olunca da birazcık videolar istediğim izlenmelere ulaşmadığı için 2 günde bir video atmayı tercih ediyorum bundan sonra. Ama dediğim gibi belli bir izlenmeye ulaşırsa, yine belli bir like vesaire falan alırsa aynı gün içinde bile video atabilirim. Buna tamamen sizden gelen talebe göre bakacağım. Bu arada hemen yayılmayı, artık biyoaerosol formunu açıyorum ve genetik sertleşmeyi 2 seviyeye getirebilirim. Çünkü tedaviyi bulmaya başladılar. Genetik sertleşmeyi 2 seviyeye getiriyorum. Burada hastalığın bulaşmadığı ülkelere bakabiliriz. Şimdi ısı direncini de bir seviyeye getiriyorum. Çünkü Yeni Zelanda vesaire bu tür ülkelerde ısı direnci bir seviye olmadan bazen çok fazla yayılma olmuyor. Zaten ısı direncini bir seviyeye getirdiğim gibi gördüğünüz üzere hemen yayılma oldu. Şimdi organ yetmezliği mutasyona uğradı. Ben organ yetmezliğini düşürüp onun yerine ölü dokuyu açıyorum. Organ yetmezliği çünkü pür ölümcüllüğü artıran bir yetenek. Ben hem ölümcüllüğü artırmasının yanında hem de bulaştırıcılığı artırmasını istediğim için ölü dokuyu açıyorum. Bunları zaten daha önce defalarca kez anlatmışımdır ama yine de videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarım varsa onlar için bir kere daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Ukrayna ve Kore normalde sona kalmasını beklemediğim 2 ülke çok şaşırttı beni. Oralara da artık bulaşma olduktan sonra rahat bir şekilde oyunumuzu tamamlayabiliriz. Yeteri kadar DNA puanımız da var. Oralarda zaten birazdan tamamen kırmızı olacaktır. Buradan baktığımızda gördüğümüz gibi herhangi bir hastalık bulaşmamış ülke yok. Şimdi ben burada hastalığın bulaşma hızının daha da artması için dizenteri, ishal vesaire falan bu tür özellikleri yükseltiyorum. Şu an bulaşma seviyesini maksimuma çıkartmış durumdayım zaten. Birazdan burada genetik karışıklığı yükseltiriz. 2 seviye hatta 3 seviye yükseltiriz. Tedavi yüzdesini düşürüp daha fazla puan alabilmek için. Birazdan dünyada hiç sağlıklı insan kalmayacak. Zaten sağlıklı insan kalmadıktan sonra ölümcüllük gayet fazla olduğu için hasta insanların hepsi tedavi geliştiremeden oyun sona erecektir. Kusma katma belirtisi kombosu. İşte dünyada şu an hiç sağlıklı insan kalmadı arkadaşlar. Artık hastalığın bütün dünyadaki insanları öldürmesini bekleyip bu şekilde oyunu kazanacağız. Bu sırada gelen DNA puanlarını harcayabiliriz, tedavi hızını düşürebiliriz ya da işte belirtileri yükseltebiliriz nasıl isterseniz. Buradan genetik karışıklığı ben 3 seviyeye çıkartıyorum. Artık gelen DNA puanıyla duruma göre puanımın yettiği belirtileri yükseltirim. Çünkü ne yayılmaya ihtiyacım kaldı ne de yetenekler kısmında herhangi bir özelliği yükseltmeye gerek kaldı. Zaten bir tek yükseltmediğimizde ısı direnci kaldı. Şu noktadan sonra ısı direnci olsa da olur, olmasa da olur. Hatta olsa hiçbir şey olmaz yani gerek yok. Bize ekstradan bir avantaj sağlamayacaktır. Zaten gördüğünüz gibi hızla hastalıklı insanlar ölmeye devam ediyor. Oyunu bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Oyun sonunda kısaca istatistikleri size gösterdikten sonra bu videoyu sonlandırırım. Diğer oyunlardan da videolar gelecek. Hepsinden videolarım hazır. Onları da zamanla kanala yükleyeceğim. Takipte kalabilirsiniz. Haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup zili açabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yeni video geldiği zaman bildirim alabilirsiniz rahatlıkla.
Dediğim gibi sonraki videolarda görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler dilerim.